Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yaz aylarında sıklıkla hazırladığım bir tarif paylaşıyorum. Bu güzelliği hazırlıyoruz. Bu güzelliğimizin adı arkadaşlar limonlu çatlak kurabiye. Dediğim gibi ben yazları çok sıklıkla yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle hani şekeri de az, limonu da çok lezzet katıyor. Çok güzel bir tarif oluyor. Siz de evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hemen malzemelerimizi de saymaya başlıyorum. 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 6 yemek kaşığı şeker, 2 adet limon rendesi, 1 adet limon suyu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un ama şöyle bir 2-2,5 su bardağı unu buluyor arkadaşlar. Bunu göz kararı hazırlıyorum açıkçası. Üzeri için de 1 su bardağı pudra şekerine ihtiyacımız var. Bu arada mutfağım mis gibi limon koktu. Ben şöyle limonumu da rendeledim. Efsane oluyor. Yani limonu ne kadar çok seviyorsanız o kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde çok sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. O zaman artık bu güzelliğin hazırlanışına yavaş yavaş geçiyorum. Evet, ben kabımı aldım ve geldim arkadaşlar. Dediğim gibi bu güzelliğin hazırlanışına artık geçiyorum. Şimdi unu hariç ve tabii ki de pudra şekeri hariç. Pudra şekeri en son aşamada şöyle koyayım ki bazen şimdi şaşırıp ekliyorum böyle hemen yanımda olunca. Pudra şekeri ve unu hariç tüm malzemelerimizi bu güzelliğe, bu kabımızın içine ekliyorum. Sonrasında da alabildiği kadar ununu ekliyorum. Arkadaşlar kurabiye hamurumuz hazır. Şöyle sizlere de göstereyim. Vallahi söylediğim gibi mis gibi evimi limon kokusu da sardı. Dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz bu arada. Mesela biraz böyle işte portakal da rendeleyebilirsiniz. Çünkü ben seviyorum yani böyle yazın özellikle işte limon, portakal bence çok lezzetli oluyor. Tariflerde daha ferah oluyor. Dediğim gibi artık kurabiye hamurum hazır. Bu arada kusura bakmayın biraz da yoruldum. Şöyle yani yanlış kelimeler söylersem de özür dilerim. Bazı kelimeleri şaşırıyorum videoda çünkü. Dediğim gibi artık hamurumuz hazır. Yuvarlama işlemine geçiyorum. Evet, tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben kurabiyelerimi yuvarladım. Sonrasında da pudra şekerini bastırdım. Ve bu güzellikler hazır olmuş oldu. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza alıyoruz. Ve üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bizim limonlu çatlak kurabiyelerimiz fırından çıktı. Toplam 25-30 dakika arasında pişti. Şöyle sizlere gösterebilirim. Yani altı bu renge döndüğü zaman şöyle... Bu şekilde olduğu zaman gönül rahatlığıyla fırından alabilirsiniz. O zaman artık şöyle fırından çıkmış halinde sizlere gösterdiğime göre son olarak serviste buluşalım. Ve limonlu çatlak kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Şöyle mis gibi dediğim gibi yani videonun başından beri diyorum ama limon kokusunu çok seviyorum ve mutfağım mis gibi limon kokuyor. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Hemen tabii ki de içini de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tanesini. Ay arkadaşlar ben bayağı kendimi kaptırdım. Kocaman bir ısırık aldım. Sonrasında konuşamadım. Kusura bakmayın bir anda ağzıma pudra şekeri geldi. Sonra hemen videomu kapattım ki dedim hani yutayım bari düzgün bir şekilde insanlara anlatayım. Tekrardan geldim. Şöyle sizlere içini gösteriyordum en son. Bakın arkadaşlar şöyle odakladı değil mi? Evet odakladı. Şöyle içi de gayet güzel pişmiş. Yani enfes ötesi oluyor. Hala bakın bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ben görebiliyorum. Şöyle limon kabukları da var sarı sarı. O zaman artık videomuzu kapatalım. Bir boğulma tehlikesi yaşadım arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın bir anda videoda kesildim.
Dediğim gibi artık videomuzu kapatalım. Ama bu tarifi kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyin. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu da burada bitiriyorum. Tarifme videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.